Her şeyin başı eğitim. Daha doğrusu her şeyin başı bilgiye ulaşmakta. Bilgiye ulaşan bir süre sonra bilgeliğe de ulaşabilir diye düşünüyoruz ama ne yazık ki Türkiye'de eğitim sistemi uzun yıllardır bir yapboz tahtasına dönüştürülmüş durumda. Her yeni gelen hükümet döneminde, her yeni gelen Milli Eğitim Bakanı döneminde, hatta her yeni gelen bürokrat döneminde farklı uygulamalar hayata geçirilebiliyor. Oysa eğitim sisteminin çok genel tematikleri var. Yeryüzünde kabul edilmiş genel uygulamaları var. Bu uygulamalardan sapmadan, ana tematiği gözden kaçırmadan ülkenin kendi koşullarına uygun bir eğitim sistemi pekala planlanabilir. Ama bizdeki uygulama ne yazık ki bu boyutlarda değil, hatta iç karartıcı boyutlarda diyebiliriz. Zira neden iş karartıcı? Çünkü her şeyin başı eğitim. Bir süre önce hatırlayacağınız gibi Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın dile getirdiği bir söz var. Onu vereceğim. O sözle birlikte birazdan tartışmaya başlayacağız. Zira Ali Babacan Türkiye'nin eğitim düzeyi, ortalama 6.3 yıllık eğitim düzeyiyle biz 25 bin dolarlık bir gelir seviyesine ulaşamayız dedi. Gerçekten de böyle. Zira eğer eğitim düzeyimiz yukarı çıkmazsa gelir düzeyimizin de buralarda kalması bir anlamda kaçınılmaz. Stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Milli Eğitim Bakanlığı eski Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, aynı zamanda çok önemli katkılarda bulunmuş bir bürokrat. Şu anda Türk Eğitim Derneği'nin bir düşünce kuruluşu olan TEDBEM'in direktörlüğünü yapıyor. Profesör Doktor Ziya Selçuk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önce şunu bir göstermek istiyorum kameralara. Türk Eğitim Derneği böyle bir atlas çıkardı. Son derece yer aldı. Bu atlası edinmenizi istiyorum. Bunun linkini indirmeniz mümkün. Bu linkten yararlanarak görebilirsiniz. Türkiye'de eğer eğitim sisteminin nereye doğru gittiğini, nereye doğru evrildiğini görmek istiyorsanız bu atlasta her şeyi bulabilirsiniz. Ulaşabileceğiniz bütün kaynaklar var. Kaldı ki Türkiye bir istatistik ülkesi değil. Zira istatistiklerde Türkiye'nin karşısında genellikle boşluklar yazar. Türkiye'de bu istatistiğe ulaşılamadı diye her şey burada var. Öyle mi diyelim hocam? Evet. Önce bir anlatmanızı istiyorum. Neden yaptınız? Neden yaptınız diye demiyorum. İyi ki yaptınız. Nasıl yaptığınızı merak ediyorum. Evet, Türkiye'de yapılan işler cezasız kalmaz diye bir genel kuraldan söz edilir. Evet. Aslında bu bizim farklı ülkelerdeki toplantılarda, temaslarda karşılaştığımız bir durumla ilgili. Birçok ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı ilk toplantıda bu tür bir atlası bize verip bizim ülkemizin eğitim haritası budur. Bütün eğitim sistemimizin filmini, röntgenini buradan görebilirsiniz diye çok güzel görsellerle, haritalarla hazırlanmış, grafiklerle bezenmiş atlasları verdiklerinde bizim bir özenmemiz söz konusuydu. Neden bizde hiç yok biçiminde? Aslında bunun esin kaynağı budur. Evet. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın, TÜİK'in, OECD'nin, UNESCO'nun, Yüksek Öğretim Kurulu, YÖK'ün ve daha benzeri birçok kuruluşun istatistiklerinin çok farklı yerlerde, çok farklı formatlarda, çok farklı biçimlerde ve çoğunlukla da tutarsız bir biçimde yer aldığını görünce acaba bunların hepsini, hem uluslararası istatistikleri hem milli istatistikleri hepsini bir arada toplayıp karşılaştırmalı olarak, örneğin OECD ortalamasıyla karşılaştıralım, Rusya gibi belli ülkelerle karşılaştıralım diye karşılaştırmalı olarak bu tür bir doküman hazırlamak istedik. 2012-2013 yılı bittiğinde de veriler aşağı yukarı ortaya çıkmaya başladı. Ve önümüzdeki sene 2013-2014 öğretim yılı bittiğinde de bunun ikinci sayısı da çıkmış olacak. Yani her sene Türkiye Eğitim Atlası yıl yıl yeniden yayınlanacak. Burada bizim aslında vermeye çalıştığımız mesaj şu. Biz eğitimle ilgili bir karar alınırken bu kararın belli verilere dayalı olmasını, bu verilerin işlenmesini, işlenmiş olan veriler, yani enformasyonların değerlendirilmesini ve bu enformasyonun anlamlandırılarak bilgiye dönüşmesini. Evet. Yani veri çok sığ ve kaba bir bilgi yığını. Eğer biraz işlerseniz enformasyon oluyor, anlamlandırırsanız bunu bilgiye dönüşüyor. Fakat esas problem bilgelik aşamasında, çünkü bütün icat ve keşifler orada bilgi aşamasında çıkmıyor. Enformasyonda çıkmıyor, bilgelikte evet. Çıkıyor. Hangi ülkenin eğitim sistemi bilgeliği destekliyorsa o ülkenin de insan kalitesi, öğretmen kalitesi ona göre yükseliyor. Çünkü
Öğretmen dediğimizde hemen şöyle bir belki genelleme yapmak bile mümkün araştırma sonuçlarına göre. Hiçbir ülkenin eğitiminin kalitesi öğretmeninin kalitesini aşamıyor. Bundan dolayı da öğretmen kalitesine yönelmemiz lazım. Hiçbir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi öğretmen kalitesini aşamıyor. Dolayısıyla öğretmenin merkezde olduğu, öğretmenin gerçekten itibar yönetiminin yeniden düzenlendiği bir yaklaşımla yeniden bakmak lazım bu meseleye. Bizim Atlas'la birlikte vurgulamaya çalıştığımız şey, işte bu veriye dayalı politika üretilsin, kanıta dayalı politika üretilsin, efendim bilgiye dayalı politika üretilsin. Biz elimizde bir araştırma sonucu olmaksızın bir politika üretirsek bunu büyük ölçüde değiştirmek zorunda ve sık sık yapıp bozmak zorunda kalırız. Çok somut bir örnek vereyim hemen. Mesela biz merkezi sınavlar yapıyoruz okullarda. Daha önceden LYS, OKS, SBS gibi isimlendirdiğimiz, şimdi de TEOG olarak adlandırdığımız. Bu sınavda ana gerekçelerden biri şu: öğretmenlerin verdiği notlar çok sağlıklı değil, o yüzden biz merkezi sınav yapıyoruz. Evet. Ana argümanlardan bir tanesi bu. Fakat biz öğretmenlerin notunun ne kadar gerçekçi olmadığını ya da olduğunu bilmiyoruz. Elimizde bir kanıt yok, veri yok. Örneğin şöyle bir imkanımız olsa, SBS sınavları çok uzun yıllardır yapılıyor bu ülkede. Biz bu SBS sınav sonuçlarını alabilsek, alamıyoruz, verilmiyor. Alabilsek, bu sonuçlarla aynı çocukların okullardaki notlarını e-okuldan alabilsek, desek ki öğretmenlerin verdiği notlar bunlar, SBS'den aynı çocukların aldıkları notlar bunlar. Acaba çocuğun SBS'de aldığı puanla okuldaki puanlar arasında nasıl bir korelasyon var diye bakabilsek aslında politikayı geliştireceğiz. O zaman geliştirme imkanı olabilir. Aksi halde bir dedikoduya, eksik yani malumata dayalı olarak faraza yapıyoruz. Tabii. Halbuki Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güçlü bir geleneği var. Mesela bu Atlas'ta kamuoyunda bilinmeyen ve ilan edilmemiş veriler var. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduğumuzda bize çok yardımcı oldular, çok destek oldular. Bu tür bir şeyin yayınlanması için henüz daha ilan edilmemiş ya da paylaşılmayan verileri de verdiler. Dolayısıyla o desteklerinden dolayı da Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür etmek isterim. Şimdi hocam birkaç soru var Twitter'dan gelen izleyicilerimiz, veriler ilgileniyorlar tabii meseleyle. Bir defa bu çalışmayı yaptığı için Türkiye Eğitim Derneği'ne müteşekkiriz. Gerçekten bir kılavuzumuz var artık. Yani belki bu kılavuza Milli Eğitim Bakanlığı'nın en fazla ihtiyacı olacak. Onlar yararlanabilecekler. Bilginin bilgelik aşamasına ulaşabilmesi için 4 aşama var diyorsunuz, evet, ön sözünüzde. Veri. Biri veri, yani data. İkincisi information, yani malumat. Evet, üçüncüsü malumat. Knowledge, yani bilgi. Sonra wisdom, bilgelik. Evet. Şimdi biz bir veri setine bile sahip olmadan bilgeliğe ulaşabilir miyiz diye soruyorum. Hakikaten böyle bir ortam var şu anda Türkiye'de. Şimdi biraz önce ekonomiyle ilgili haberleri izlerken çok özendim. Özendiniz. Yani çok özendim. Çünkü şundan veri var. Şundan dolayı özendim. O kadar somut veriler var ki, günlük anlık veriler var ve Merkez Bankası ya da ekonomistler ya da borsa bu veriyi görmezlikten gelerek biz şöyle bir şey yapmak istiyoruz bugün diyemez. Diyemiyorlar. Derse zaten sistem kendi realitesini kaybeder. İstihdam nedir? Oranlar nasıl grafik olarak çıkıyor? İşsizlik nedir? Vesaire vesaire. Çok somut olarak tam da istediğimiz şey bu. Bunu eğitimde de yapmak istiyoruz. Ama bunu yapamıyoruz. Çünkü veriyle ilgili problemimiz var ve sağlıklı veri toplayamıyoruz. Mesela aynı konuda iki farklı devlet kurumunun verisi değişik. Veyahut da uluslararası OECD, UNESCO gibi bir takım veri tabanlarına bakıyoruz. Türkiye'nin verisi bulunamamış. Türkiye'nin karşısında hane boş. Hane boş geçiyor bazı konularda. Ne kadar ayıp değil mi? Yani, kesinlikle. Hakikaten. Halbuki Türkiye e-okul gibi dünyanın çok az ülkesinde olan çok iyi bir veri tabanına sahip. O kadar çok verimiz var ki dünyanın birçok ülkesi böyle bir veriye sahip değil. Yani Milli Eğitim Bakanlığı... Hatta diyorsunuz ki şu anda ikili eğitim yapılan okul sayısını bile bilmiyoruz. Bu çok garip değil mi? Bilmiyoruz. Yani bir geçiş dönemi, şu anda 4+4'ten dolayı bir geçiş dönemi.
Kısmen ondan bilmiyoruz ama daha önce de tam olarak bilmiyorduk. Çünkü bunun iki nedeni var. Bir, sağlıklı veri toplanamıyor. E-okula girilen verilerde bile Milliyetin Bakanlığı'nın tam anlamıyla bir kabahati merkez anlamında yok ama bu veriyi giren okul müdürleri, müdür yardımcıları aynı bahçenin içerisinde 3 bina varsa onu 3 okul diye yazıyorlar. Halbuki evet. Orada bir tane okul var. Buna benzer birçok nedenden dolayı sağlıklı veri verilmiyor. Sağlıklı olmayınca bu veriyi paylaşmak istemiyor bakanlık. Peki Murat Keskin yazmış bir veri. Diyor ki devlet okullarında okuyan çocukların SBS'de başarılı olma oranı çok düşük. Sebebi müfredat mıdır? Ders işleyiş şekli midir yoksa başka bir şey midir diye soruyor. Şimdi burada aslında çok fazla parametre var. Evet. Örneğin bizim şu anda 128 bin civarında öğretmen açığımız var. Bu açık nasıl kapatılıyor? Ya branşında aslında bunu da tam olarak bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Öğretmen açığı sayısını da bilmiyoruz. Resmi rakam bu olduğu için bakanlık bizimle bunu paylaştığı için biliyoruz. Ama aslında bu daha fazla. Neden daha fazla? Çünkü okullardaki müdür yardımcıları, müdürler, öğretmen evinde görevli olanlar, il milli eğitim müdürleri, şube müdürleri hepsini topladığımızda norm kadro olarak 101 bin civarında bir şey çıkıyor. Öğretmen sayısı çıkıyor. Aslında bunlar sınıfta değiller. Fakat istatistiğe bakıldığında sınıfta görünüyorlar. Yani öğrenci, öğretmen başına düşen öğrenci oranında onlar da hesaba katılıyor. Dolayısıyla bu veri de çok sağlıklı değil. Şimdi bu sınıflardaki öğretmen açığı, fiziksel altyapının yetersizliği, çocukların kendi ailelerinin sosyoekonomik düzeyindeki yetersizlikler gibi birkaç parametre birleşince bu çocukların başarısız olması çok olağanlaşıyor. Türkiye en alt sosyoekonomik düzeydeki öğrenci oranı bakımından %60'ların üzerinde bir orana sahip. Ama aynı oran Rusya'da %6'lar civarında. Yani bizim alt sosyoekonomik düzeyindeki öğrenci grubumuz çok yüksek. Bundan dolayı da doğrudan doğruya o çocuğun başarısı zaten ipotek altında. Yani çok fazla parametre var burada. Fiziksel açıklık sorunlar var, öğretmen açığı var. Müfredatla ilgili meseleyi ben çok önemsemiyorum. Şundan dolayı eğer güçlü öğretmeniniz varsa, çok güçlü müfredatlar olmadan da, çok iyi binalarınız olmadan da bir deniz kenarında bile birçok konuda iyi bir eğitim verebilirler. Evet. Şimdi hocam hep böyle hani derler ya işte kurbağanın iç organları, işte terliksi hayvanın organizması gibi çok gereksiz bilgileri öğreterek kafamızı dolduruyorlar. Dolayısıyla sonra da ileride gerçek hayatta karşı karşıya geldiğimiz problemlerin çözümünde etkisiz kalıyor öğrendiklerimiz diyorlar. Katılıyor musunuz buna? Orada ne tür bir radikal değişim yapmak gerekiyor. Şimdi PISA gibi uluslararası sınavlar, araştırmalara baktığımızda şunu görüyoruz. Bizim öğrencilerimiz birçok konuda çok bilgililer. Ancak yöntemsel olarak becerili değiller. Bilgililer, becerili değiller. Evet. Ve günlük yaşamla ilişkileri çok daha zayıf. Aslında o kurbağanın iç organları vesaire onlar kalmadı. Bunu bakanlık çoktan değiştirdi. Fakat sınav merkezli bir ülke olduğumuz için önemli olan insan yetiştirmek değil, sınava adam hazırlamak. Çok evet. Basit bir örnek vereyim. İngiltere'ye belki sene giden bir lise bir öğrencimiz, babasının tayini nedeniyle. Bir coğrafya dersinde öğretmen diyor ki Ghana nerede diyor. Evet. O grubun içerisinde sadece Türk biliyor. Çocuk bizimki biliyor. Ötekiler bilmiyor. Peki, fakat sonrasında hemen arkasında evet. Sıralarınızda atlaslar var. Ghana'yı bulun bir çalışma yapacağız diyor. Bizim çocuk sayfayı baştan açıyor. Dünya haritasını buluyor. Afrika'yı buluyor. Oradan Ghana diye arıyor. Ama İngiliz çocuklar indeksi açıyor. 47E2'yi buluyor. 47E2'yi açıyor, hemen evet. buluyor ve o şekilde getiriyor. Tam da yöntemsel sorun dediğim şey bu işte. Yani bilgiye ulaşmada kullanılan beceri, metodoloji. Beceri. Evet, o çok önemli. Eğer evet. bunu bilmiyorsak yanlış oluyor. Bir Cem Yenigün yazmış. Diyor ki üstün zekalı çocuklar için devlet okulu yok. Bir tane Ford Otosan'ın açtığı okul vardı. O da sistem değiştirdi. Sadece kolejler var. Ne yapacağız diye soruyor üstün zekalı çocukları. Şimdi Türkiye'nin çok büyük bir yarası bu. Evet. Ve maalesef üniversitelerin de desteğiyle üstün zekalı çocuk grubu diye bir grup üretiliyor. Ve bu 40-50 senelik zeka testleriyle üretiliyor. Oysa bu tür bir şeyi gelişmiş ülkeler kabul etmiyorlar.
zeka toplamsal bir şeydir, %100 bir şeydir, %2'lik bir üstün zekalı grup yoktur. Herhangi bir kurumdaki çay ocağında çalışan kişi de inovasyon yapabilir. Bir sanayi kuruluşundaki bir otomotiv tamircisi de inovasyon yapabilir. Bir ülkenin zekası toplamsaldır. Böyle evet. Küçük bir grubu alıp da eğitmek o çocukların psikolojisine de zarardır, ailelere de zarardır. Benim önerim şu, ailelerin bir zeka testi uygulattırıp da benim çocuğum üstün zekalıymış dedikleri bir durum söz konusuysa Türkiye'de, bunu kendi bilim namusum adına söylüyorum, bu %100 yanlıştır. Böyle bir test böyle bir olamaz, şey böyle bir sonuçta verilemez. Kendinizi aldatmayın. Tabii kesinlikle buna inanmaması, sadece çocuğun aldığı uyaranları zenginleştirmesi, ona yeni ortamlar sağlaması. Üstün desek çocuğa, sen üstünsün bunu yapamadın mı oluyor? Üstün değilsin desek sen zaten yapamazsın oluyor. Her halükarda örselenmiş çocuklar ortaya büyütüyoruz. Peki son 3 dakikanız hocam. Orada da bizim bizzatihi deneyimlediğimiz bir uygulama var Bloomberg EYT'de. Biliyorsunuz okullarımızda bilişim teknolojisi dersleri zorunlu değildi bir süre öncesine kadar. Biz bunu ödev edindik Bloomberg EYT'de yaklaşık 3 ay boyunca. Neredeyse her gün gündeme getirdik. En sonunda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, benim de hocamdır. Hakkını helal etsin. Yani bütün ısrarlarımıza rağmen 3 ay sessiz kaldılar ama 3 ayın sonunda pes ettiler. Evet. Ve bilişim teknolojisi derslerini yılda 5000 mezunun boşta gezdiği bir mesleği 5. ve 6. sınıflarda mecburi hale getirdik. Ondan önce seçmeliydi. Mesela bilişim teknolojisi dersleri neden Türkiye'de seçmeli olur ve neden Milli Eğitim Bakanı buna göz yumar diye soruyorum son soru. Tabii Sayın Bakan bu konularda çok duyarlı. Evet. Dolayısıyla kamuyu da çok iyi bildiği için ekonomiyle bağlantısı bakımından bu tür konularda oldukça işlevsel kararlara imza atabiliyor. Esasen bilişim teknikleri veyahut da bilişim dersleri dersin olup olmamasından ziyade işlevselliği açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmalı. Evet. Biz binlerce saat, on binlerce saat ders veriyoruz. Peki bu kadar bilişim dersi sonunda nasıl bir katma değer yaratıyoruz? Ve bu derste öğrettiğimiz şey nedir? Örneğin Obama'nın son birkaç aydır üzerinde durduğu yazılım çocuk oyuncağı, kod yazmak çocuk oyuncağı, 100-150 bin çocuğun katılımının beklendiği bir durumda 2 milyona yakın çocuk katıldı. Ve bizim algoritma öğreterek çocuklara 5-6 yaşından itibaren, ama bunu resmi müfredat içerisinde de zorlamaksızın çocuklara kod yazmayı öğretmemiz lazım. Türkiye'nin sıçrama yapabilmesi için doğal kaynağı yok. Türkiye'nin bu konuda diğer ülkeler gibi başka şansları yok. Yazılım çok enteresan bir şekilde bir ülkeye sıçrama yaptıracak bir şey. Onun için de çocuklara muhakkak bu kod yazma konusunda büyük bir atılım gerekiyor. Yani biz bunu bir televizyon olarak yaptık ve dersleri müfredata soktuk. Evet. Halbuki evet. Bizim bunu yapmamıza ihtiyaç duymadan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu kendiliğinden yıllar önce yapması gerekiyordu. Esef ediyorum yani. Neden hakikaten kalktı, evet. Neden geldi? Evet. Evet, neden kalktı, i̇şte neden geldi? Veri. Evet. Hocam, şimdi çok sayıda tweet mesajı var. Aslında çok alakadar oldu izleyicilerimiz. Tabii veriler ve evet. Herkes de çocuğunun geleceğiyle ilgileniyor. Mesela bir insanın hayatında çocuğunun geleceğinden daha önemli bir şey olabilir mi? Hayır, yok. Evet. O bakımdan sizinle önümüzdeki günlerde bu atlası önümüze açarak grafikler eşliğinde tartışalım istiyorum. Önümüzdeki hafta bir başka yayın yapalım derim, evet. Eğer vaktiniz uygunsa. Teşekkür ederim, peki. Sağ olun. Bu arada birkaç tweet var, onları okumadan geçmeyeyim. Sinan Hasçiçek yazmış, diyor ki kızım 4. sınıfta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı kitaplar bomboş. Ek kaynaklar kullanmasa çocuklar hiçbir şey öğrenemeyecek. Kitaplar feci diyor, katılıyorum %100. Mertkan Atay yazmış, diyor ki Kenya'da logaritma cetvelini Türkiye'de sineğin sindirim sistemini ezberletiyorlar. Bu işler planlı, artık kimse yutmuyor diyor. Evet, burada da büyük bir oyun olabilir. Burada noktalıyoruz ne yazık ama Profesör Ziya Selçuk'la önümüzdeki günlerde çok kapsamlı bir yayın yapacağız. Herkes, veliler ekran başına gelsinler ve ne sorunları varsa onları burada tek tek konuşacağız, paylaşmaya çalışacağız, çözüm yollarını göstermeye gayret edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın.